Peki nasıl yerleştiriyorsunuz implantı? İmplantı öncelikle röntgen üzerinde planlama yapıyoruz. Gerekirse ağızda ölçüler alarak şablonlar, yani hangi açıyla hangi noktaya yerleştireceğimizi saptadıktan sonra lokal anestezi altında, ama hastamız talep eder ise sedasyon dediğimiz bir anestezi uzmanının eşliğinde damardan damar yolu açılarak verilen bir ilaç kombinasyonu ile bilinç açık fakat uyku halinde bilinçli sedasyon durumu da yapabiliyoruz. Ama çoğunlukla, yani %95 vakamızda lokal anestezi, diş çeker gibi lokal anestezi altında yapıyoruz. Bazı vakalarda hiç diş etini kesmeye gerek kalmaksızın direkt delik açarak, diş eti üzerinden de delik açarak, çoğunlukla ama bistürüyle diş etini açıp kemiği görüp kemik üzerinde çok mikro matkap uçları olarak tabir edeyim. Bunları devir hızını kontrol eden cihazlarımız var ve bu matkap uçlarının ucundan da serum fizyolojik pompalanıyor sürekli. Böylelikle kemik dokusunu ısıtarak zarara uğratmıyoruz. Yani ısınma, sürtünmeden dolayı, çünkü döner bir alet kullanıyoruz. Isı çıkartmadan orada kullandığımız implantların derinlikleri 6, 8, 10, 12 milimetre gibi ufak derinliklerdir. Dolayısıyla minik bir yuva hazırlanır. Narin bir işlemdir. Hasta yapılırken böyle bir zorlanma, bir itiş kakış hissetmez. Çok rahattır. Evet. Ve bir implantın yerleştirmesi yaklaşık 5 dakikalık bir zaman alır. Yani yuvasının hazırlanması birkaç dakika, implantın kendisinde vidalanması ile beraber 5 dakikalık bir süredir ortalama. Parantez içinde 20 senedir yaptığım için reklam olmasın ama genellikle yarım saat ile bir saat arasında değişir uygulama süresi. Çok yani kolay. Rutinde dünyadaki uygulamalarda öyledir. Ben biraz hızlandım bu konuda. 5 dakikaya kadar indirdim. Bayağı hızlanmışsınız. İmplant yaptırasım geldi. Benim bir fobi gitti. İmplant geldi. Evet, çok iyi bir çözüm. Çünkü yani herhangi bir şekilde dişiniz çekilmek zorunda veya bir darbe geldi. Dişiniz darbeden dolayı bir trafik kazası. Dişinizi kaybettiniz sonuçta. Oraya en iyi alternatif implant yaptırmak. Çünkü diğer seçenekler, yani o dişin telafisi gerekiyor mu diye bir soru da sorulabilir. Yani dişsiz kalsam ne olur? Dişsiz kalırsanız o bölgeye komşu dişler de eğilir. Üstteki diş oraya doğru uzar veya karşı alt çenedeki diş oraya doğru uzar. Dolayısıyla öteki dişlerinizi kaybetmek tehlikesiyle karşılaşırsınız uzun dönemde. Hı hı. O nedenle bir dişinizi kaybediyorsanız oraya mutlaka onun yerini tutacak bir şey yapılmak lazım. Bu implant olabilir ideal olarak. Klasik yöntem, uzun, çok uzun yıllardır yapılan komşu dişlerin kesilerek üzerine köprü yapılması. Genç bireylerde, büyüme halindeki kişilerde, büyüme periyodundakilere, yani 18 yaş altı kişilere implant önermiyoruz. Çünkü büyüyor, çene kemikleri büyüyor. Evet. Bu tip genç bireylerde komşu dişlere yapışarak tutunan Maryland veya adezil köprü dediğimiz köprü seçenekleri var. Bunları erişkinlerde de uygulayabiliriz aslında, ama çok önermiyoruz çünkü arada bir çıkarlar. Yani yerinden kopabilirler bu komşu dişlere yapışarak tutunduğu için. Ama bu alternatif de var. Evet. Dolayısıyla herhangi bir diş kaybedildiği zaman en iyi seçenek implant. İmplant yaptırmak istemiyorsa kişi, ama mutlaka dişini tekrar yerine koymasını öneriyoruz. O takdirde de kron köprü dediğimiz komşu dişlerin kesilerek üzerine köprü yapıldığı çalışmalar yapılabilir. Yani önce oyuyoruz damağı, yani dişi, diş etini, pardon, damak dedi. İmplant yapmak için. İmplant yapmak için oraya bir yuva açıyoruz. Yuva açıyoruz. Aynı gün vidayı yerleştiriyor muyuz? Tabii aynı seans içerisinde. Aynı seans içerisinde. Bir seansta alt ve üst çene 8'er implant, 10'er implant yaptığımız vakalar da var. Yani aynı günde yapılabilir. Hı hı. Bir diş çekilmesi gerekti. Çekilmesine karar verildi. Kurtarılamıyor. Aynı gün dişi çeker çekmez arkasında birkaç dakika sonrasında implant yapılıp üzerine bir geçici diş yaparak hemen hastayı taburcu edebiliyoruz.